söyle. Katılırım sana de sen de söyle. Güldür güldür. Güldür Güldür Show'a hoş geldiniz efendim. Aramızda hiç herhangi bir olay yüzünden veya herhangi bir durumda çok utanan oldu mu? Şurada bir beyefendi var. 6 ay kadar önce bir YTT otobüsüne biniyorum ve bindim. Hava yağmurluydu. Bindikten sonra bunu direkt söyleyeceğim ama yani saçları olmayan diyeceğim. Bir kel mi diyeyim bilmiyorum. Bir beyefendi vardı. Geçerken yanlışlıkla elim çarptı. Ama güzel bir şey çarptı. Tutunmak istiyordum çünkü. Sonra yani geriye... Pardon. Şimdi beyefendi koltukta oturuyor. Oturuyor. Siz ben de arkaya bindiniz, doğru gidiyorum. Binince hareket edeceği için bir tutunma ihtiyacı evet. duydunuz. Ve ben tuttum orada. Beyefendinin başını tuttun. Aynen o öyle O kadar oldu. Yer var otobüste. Sonrası daha da kötü. Sonra geriye döndüm. Kafasını okşadım. Kusura bakmayın dedi. Böyle mi yaptın? Zaten mahcubiyetten iki durak önce indim. Yürüdüm yani o yağmurda. Şemsiyem de yoktu. Peki beyefendinin bundan haberi var mıydı? Sadece döndü, hafif tatlı sert güldü. Ha, hep yapıyorlar demek ki beyefendi. Peki geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim. Şimdi artık dikkat ediyorsunuz. Artık öyle. Artık saçları tutupuyor saçından. Peki teşekkür ediyorum. Var mı başka mahcup olan? Ben teşekkür ederim. Şurada biri var. Bir gün İsviçre'den İstanbul'a gelirken yanımda hamile bir bayan vardı. Yemek yiyordum. Yemek yerken sormadım. Neyi? Hani ister misiniz diye. Evet. Tam tatlıdan bir kaşık aldım. Şöyle göz ucuyla baktım, bana bakıyor. Dedim hanımefendi ister misiniz? Yok dedi, teşekkür ederim. Ya dedim belki bebeğin canı çekmiştir, buyurun. Dedi çok sağ olun, alayım o zaman bir kaşık dedi. Tatlının hepsini yedi. Onu yaptıktan sonra yaklaşık bir saat falan kalmış İstanbul'a. Bir saat boyunca ya çok özür dilerim gerçekten indiğim zaman halledeceğim dedim hanımefendi tamam önemli değil yapacak ne bir şey yok. Ne zaman oluyor bu olay? Yaklaşık 2 sene önce. O kadar içinizde kaldı yani o tatlı. Tatlı da revaniydi. Ben de revaniyi çok severim. Gerçekten içimde de kaldı yani yalan yok şimdi. Evet bulun bir yerden yiyin efendim değmez yani bu kadar. Yok ondan sonra tabii canım üstünden kaç defa daha yemişliğim olmuştur. En sevdiğiniz tatlı ne? En çok sevdiğim fırın sütlaç. Ama en çok içimde kalan revani diyorsun. Ya bilmiyorum havanın etkisinden midir artık neyinden? Peki hanımefendi ısmarladı mı sonra? Hayır. Ama helali hoş olsun. Tabii canım kesinlikle helali hoş olsun. İsviçre'nin neresindesiniz? Solothurn. Evet oraya selamlar olsun. Sevgiler, teşekkür Aynen, ederim. Aynen, aileme ve herkese, tüm arkadaşlara sevgiler, sevgiler söylüyorum. Hepinize iyi akşamlar. Gidiyor musunuz? Gösteri bittikten sonra evet. Peki, teşekkür ediyorum efendim. Şimdi bizim bir arkadaşımız var. O biraz ailesinden rahatsız bu konuda. Ailesinin onu utandırdığını, biraz rezil ettiğini düşünüyor. Ve bir buluşma yaşayacak. Bakalım o buluşma nasıl geçecek? İzleyip görelim efendim, buyursunlar. Merhaba Özgü, hoş geldin. Burası da benim öykülerimi doğurduğum yer. Doğurduğun ne? Doğurduğun olmaz ya. Merhaba Özgü. Merhaba Özgü, hoş geldin. Burası da benim öykülerimi çıkarsımsadığım yer. Bu pencereden insanları izlerim ve hep onların hayallerini, hikayelerini düşünürüm. Ay Özgü, evet babamla yaşıyorum. Annem de var, doğru. Benimle burada birlikte yaşıyorlar. Ama yazar... Dünyama çok saygı gösterirler.
Hiçbir şey söylemezler. Hep beni yalnız başıma bırakırlar. Çok mu etkilendin? Beni öpmek mi istiyorsun? İyi hadi al öp senin. Baba ne yapıyorsun ya? Geçen gün sana seni ayağımın altına alırım demiştim ya. Bak işte şimdi becerdim onu. Ne oldu? Sıkıldın mı oğlum? Sıktı mı? Ha? Biraz daha öp açılır o. Ya baba Allah aşkına 55 yaşında adamsın. Bu ergen şakaları sana yakışıyor mu? Hem senin ne işin var evde? İşte olman lazım senin. Patron izin verdi ya. Nasıl izin verdi? Vallahi ne bileyim işte. Bugün bütün gün birlikte çalışacaktık. Ben de adam hani neşelensin diye bir iki tane şaka yaptım. Sen git dedi. Neden acaba baba? Neden acaba? Ya senin evde olmaman gerekiyor. Ben burada edebiyat çalışacaktım. Özge gelecekti. Pencereden insanları izliyorum. Öykülerini öpmüş. Ya sen niye evdesin baba? Annem bile teyzem nereye gitti ya? Bilal! Annem teyzen gelin işi çıkmış gidemedim. Ama bu ne duyan geliyor? Duyan geliyor. Bakın değerli büyüklerim. Siz bir araya gelince belli ki güzel bir şey çıkmıyor. Bari Özge geleceği gün bir araya gelmeseydiniz de bana 90'dan takmasaydınız ne olurdu? Allah Allah! Dert ettiğin şeye bak oğlum. Merak etme. Şimdi o arkadaşın geldiği zaman biz onun üzerinde güzel bir etki bırakırız. Mesela ben bir şaka yaparım. Şaka yaparım. Gül, gül, ölürsün vallahi. Misal... Bugün günlerde ne ya? Bugün... Cuma. Enseyi kapan. Böyle şaka yok. Böyle viza yok. Gül, gül ölürsün vallahi. Ya sese gerek yok mu şey? Ya bir şey söyleyeceğim. Efekt koyduk ya gerçekten vurmayalım diye. Hı. Aynı sesi çıkarttın Bilal'den. Davul gibi çaldı beni ya. Vallahi. Şimdi oradan alalım. Çok az nefes alıyorsun çok konuşmaktan. Gülerken tıkanıyorsun hep. Ama çok çabuk tıkanıyorsun. Daha derken tıkanmaya başlıyorsun. O yüzden gül gül ölürsün diyorsun devamlı. Son anda kendine geliyorsun böyle kızarıp şişip son anda kendine geliyorsun. Bak gül gül ölürsün diyorsun. Anladın değil mi? Yo ben dinlemedim. Ama olmaz ki. Vurma diyor ha onu anladın mı? Orayı bir... şaka yaparım mesela günlerden neyle başlayalım. Ben misal şaka yaparım. Gül gül ölürsün. Bugün günlerde ne ya? Bugün cuma. Enseyi kapa. Elimin sesine bak ya. Baba. Katılıyor mu? Ne oluyor? Baba. He? Katıldın mı? Baba. Katıldın mı? Uygun ölürsün ha. Tansiyonum düştü. Yapıyor ya. Baba. Baba. İyiyim iyi. İyiyim oğlum iyi. Baba. Özge gelince de bu şakaları yapacak mısın? Yapacağım. Allah yalnız Allah. Öleceğim Allah'ım. Anne ne olur babama söyle şaka yapmasın ya. Ya niye be adam çok komik. Bilal. Seni yaparken de bu böyleydi. Anne. Ne? İşe odaklanmadığınız için ben de böyle oldum. Babamın şakaları gibiyim. Kısa ve çirkin. Özge geldi. Baba, baba kendine gel ne olur. Baba, bak Özge geldi. Ne olur şaka yapmak yok. Hadi oğlum heyecanlanma. Heyecanlanma. Heyecanlanmasın. Baba! merhaba Özge, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sen? Teşekkürler. Annenle baban mı? Ne yazık ki. Hoş geldin canım. Merhaba teyzeciğim. Merhaba kızım, memnun oldum. Ben de Hayati babasıyım. Ya kolumu kurtardın ya! Bu ne be? Gördün mü kızım, bembeyaz oldu. Seni gördüm mü oğlum? Görmez olay.
babacığım. Baba, anne, hadi, hadi. Ah, anne, canım, baba. Sıkıştım baba. Eyvah, baba, baba, hayır. Baba, ne olur, baba. İyi miyim? Baba. İyi miyim? Ne olur içeri gidin. Gel. Tamam. İçeri gidin, hemen de çıkmayın, tamam mı? İçeride çocuk mu yapıyorsunuz, şaka mı yapıyorsunuz, ne yaparsanız yapın ama ne olur gelmeyin buraya, hadi gidin. Hadi. Oğlum, o değildi. İki gün önce benim başıma ne geldi biliyor musun? Ne baba? Almanya'dan şapka. Aa, baba! Baba! Baba, baba, ne olur. Baba, baba, ne olur baba. Baba, kendine gel. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Hadi çıkalım. Neyse, biz gidelim, size çay koyalım. Çaysız edebiyat olmaz tabii. Evet. Değil mi? Hadi, çalışın annem siz. Sonunda baş başa kalabildik Özgeciğim. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş bulduk lan Fıçırık. Ne lan öyle pozlar elinde kupayla? Ha? Hayaller Orhan Pamuk, hayatlar Bilal Yamuk. Özge, neden Kazım? Kazım da edebiyattan kalmıştı. Üçümüz çalışırız diye düşündüm. Ama ben çalışmayı iki kişilik ayarlamıştım ya. Ne oldu? Kıza yazmanı mı önledin? Söyle, söyle, hadi Kazım, söyle. Kazım, ne diyorsun? Ne alakası var ya? Aha lan, burada yazıyor işte. Özge'yi tavlarken yapacaklarım. Defter tutmuşsun lan. Kardeşim, Allah Allah, bu benim yeni öykümün notları ya. Ya oğlum, yazıyor işte. Özge'yi elimde kupayla karşılayacağım. Oğlum, sen ne? Bakayım, bakayım, kupaya bak. Konak Pınar Köyü Yardımlaşma Derneği Fikriği 2009. Ya Kazım, saçmalama. Beni tavlayacağını düşünüyorsun bunun. Ama ben edebiyattan çok etkileniyorum. O zaman hadi edebiyat. Kalksın olsa. Ne? Git sen, git defol hadi. Ben oraya mı geleyim? Sen mi? Sen öyle de gidebilirsin. Böyleyim lan, böyleyim. Tamam, peki. Bir yazar olarak sizin gibi gençlere edebiyat öğretmek beni çok mutlu ediyor. Evet, çaylar da geldi. Evet, çay edebiyatın sıvı halidir. Çay içen erkekleri sevin. Anam! Baba, ne yaptın, yaktın beni ya? Ne yapıyorsun? Baba! Gördün mü Nazlı Kort'a? Gül ölürsün. Donundaki köpek bile korktu be! Lan Bilal, nasıl korktun be anne be? Şişt! Altına kaçırdıysan ver hemen onu. Anne! Çamaşırı yıkayacağım şimdi, bekleyemem seni. Anne, 7 yıl önce bir kere altıma kaçırdım. 10 yıldır bunun mevzusu var ya. Özgeciğim, babamın kötü şakaları için senden özür dilerim. Kötü şaka mı? O zaman taklit şovu başlıyor. Sağ ol, sağ ol babayım. Vallahi hiç gerek yok. Teşekkür. Bilal, bir babayım. Bir babayım, bu kim? Değer Muhtar. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyor sana? Acı var mı acı? Kim bu? Baba, zaten başta Reha Muhtar dedin ya. Dedim mi? Ya dedin ya. Arkadaş ya, iyice paslandım ha. Gideyim biraz şaka çalışayım hadi, ben ya. Hadi. Gerçekten dedin mi kız? Dedin tabii hayatı. İyice yaşlandım abi. Konumuz Dağ ve Dağ'ın yazılımı. Misal, sevda kelimesinde dağ ayrı mı yoksa bitişik mi yazılır? Bilmem, ayrı mı? Aa, sevdadaki dağ da sevdaya dairdir. Özge, sevdayı ayıramazsın. Bu salak da Özge'ye yazıyordaki dağ da ayrı mı yazılır? Evet kardeşim, ayrı yazılır. Kazım salağı da geldi cümlesinde nasıl ayrı yazılıyorsa öyle ayrı yazılır. Ama Kazım salağında beyin yok dersem o da birleşik yazılır. Nerede? Kazım salağında. Anlaşıp? Ay ben anladım. Ne güzel örneklerle anlatıyorsun Bilal. Aktarımım iyidir Özge. Yani baş başa olsak daha güzel anlatabilirdim ama Kazım da var. Neyse. Müsaadenle ben son yazdığım şiiri seslendirmek istiyorum. Şiirimin adı Yalnız Sen. Yalnız sen ol istiyorum. Evimde tek başıma. Ne anlatıyor bu şiir? Beni anlatıyor kardeşim. Kısa bir şiir yani. Kazım, susar mısın? Sus, çok ayıp. Bırak okusun, daha ders çalışacağız. Vaktimiz yok. Teşekkürler Özge. Yalnız sen. Yalnız sen ol istiyorum. Evimde tek başıma. Aklımda sen. Eşikte izin. Ve
peşimi bırakmayan geçmişim. Bilal! Bilal! Bilal oğlum neredesin? Neredesin oğlum, neredesin? Niye duruyoruz orada? Niye yatıp duruyoruz bakayım? Ama bu ne artık ya? Diyor kalbim. Ama yok bu benim gelin. Benim bu gelin var ya. Yemin ederim. Bak vallahi komşular başına düşman başına vallahi. Daha ne kadar düşebilirim diyorum. Keşke oğlum almayaydım ben bu gelini. Daha da düştüm, daha da. En dibe. Bir susulsun istiyorum artık ne olur. Burada bir şey kovalıyorum çünkü. Yalnızlığa dair. Sen de yaşamışsındır bunları. Ah ah. Allah kahretsin bu kaynanamı. Neleri çekiyorum? Ölemedi de gitti. Ne istiyor bu kadın benden? Bitmiyordu. Bitemiyordu bu gece. Sus kız! Sevmiyorum seni. Pis gelin. Ben artık yeni gelin buldum kendime. Bulmadın baba, bulmadın. Gel kızım gel. Gel gel kaynananın elini öp gel. Boş ver, boş ver gel. Sen. Git git hadi git öp. Öp şu gel kızım çekinme gel gel. Gel vallahi senden güzel teşekkür elektrik edin. Aldım ben elektrik. Öp bakayım. Yeter be, bu ne be freak show sabahtan beri. Ya giderim kendim, şu salağa da asılayım dedim. Belki kopya verir diye. Sınıfta kalırım daha iyi. Şş, bana bak Bilal. Benim çalışmam lazım ha. Otur çalışalım şurada bari. Yürü git lan buradan. Ben de öyle düşünüyorum. Ne oldu ya? Aman zaten şakadan anlamayan bir kızdı yani. Boş ver gitmiş, ne olmuş? Baba sen ne yapıyorsun ya? Şaka yapıyorum. Ya niye gülmüyorum o zaman? Baba komik değilsin, anla artık. Şaka falan yapma, gülmüyoruz. Ama oğlum sen çocukken çok gülerdin benim şakalarıma. Çocuk değilim ki artık baba. Çocuk mocuk değilim ya. Seni de şakalarını istemiyorum artık. Ne olursun ya. Elektrik vermekteyiz sana. Ne oldu ki bu çocuğa şimdi? Şey şöyle yani, benim mizahımı tam olarak anlayamadı. İleride bunun değerini daha çabuk anlayacak. Hmm. Bak sana garanti bir şaka yapayım mı? Yap lan, ne yapacağım? Gülmekte ağlarsın bak. Ne? Gel kız buraya. Ne ya? Gel. Hayat, ben bunu biliyorum ya. Hayat ya. Anne. Anne. Anne neredesin Allah aşkına ya? He? Bilal. Geldim he? Oğlum, geldim annem. Ne oldu, anasını mı susun? Kurban olsun ona, kurban olsun. Anneciğim. Canım benim. Bak sana ne getirdim. İlk kitabım. Bilal'im. Ay. Rahmetli baban da olaydı da göreydi şu günleri. Ne çok isterdi. Şu ilk sayfayı bir oku bakayım. Gençliğim babamın şakalarını beğenmeyerek geçti. Çocukluğumda güldüğüm şakalarını basit görmenin beni büyüttüğünü zannederdim. Sonra büyüdüm. Ve babası şaka yapmayanların arasına girdim. Ciddi, renksiz, mutsuz insanları. Hayat büyüdükçe ciddileşti. Ciddileştikçe soğudu. Bu kitabı beni soğuktan koruyan babamın sıcak şakalarına ithaf ediyorum. Seni düşündükçe gülmekten ağlıyorum baba. Keşke yine bir anda arkamda belirip enseme vursan. Hazır bugün de cuma. Madem cuma, enseyi kapat. Baba ne oluyor? Sen yaşıyorsun. Baba yaşamak denirse buna. Yaşıyorum tabii lan. Ulan bu katılıp kalmak beni öldürecek şimdi. Oğlum biz sana ananla şaka yaptık, şaka. Evet. Nasıl şaka ya bu? E şaka işte. Anneciğim böyle şaka olur mu Allah aşkına? Ben 7 yıldır seni gömdüm diye düşünüyorum. Ben seni toprağa gömdüm. Ben geldim, her hafta mezarında ağladım. Ağlıyordu. Babacığım, ben senin için kitap yazdım. Sen vallahi düşünüyorum, düşünüyorum, anlamıyorum. Oğlum ben öyle bir adamım işte. Ben güldürürken düşündürürüm. Hayırlı kandiller Hayati Bayat. Benim adımı da eklesene oraya. Hemen bana bir çay söyle İbrahim hocamdan. Tuvalet fırçası gibisin ha. Seni sevmiyoruz ama bir şekilde hayatımızdasın. Bilek tut. Kesin çıkacak bak.
Benim doğum günü pastama niye üflüyorsun? Bir dilek be abi, ölür mü sen? Bu koku senden mi geliyor? Biraz parfüm süründüm. Canım hocam, çok yanıyor seni ya. Parfüme yanlayacağım diye kedi gibi sürtünüyor. Teşekkür ediyoruz değerli alkışlarınıza. Efendim, Magazin Gazetecileri Derneği 24. Altın Objektif Ödülleri Yılın Eğlence Programı Güldür Güldür Show. Gerçekten ağır bir ödül. Layık olmaya çalışacağız, layık olmaya devam edeceğiz inşallah efendim. Ama tabii şöyle bir şey var. Hep sahne önünde bizleri görüyorsunuz efendim. Biz kocaman bir ekibiz. Gerçekten çok ciddi çalışan, çok ciddi emek veren arkadaşlarımız var. Bu ödülümüzü benden almak için sanat yönetmenimiz var efendim bizim. Bu güzel skeçleri yaşatan, dekorları kuran ekibin başı sanat yönetmenimiz var. Ayşen Gürevin'i sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. Tanıyın efendim, sanat yönetmenimiz. Evet, hep biz görünüyoruz. Onlar biraz arka planda kalıyor, kahramanlarımız. O yüzden onlarla paylaşmak istiyoruz. Hiç anlaşamadığı bir ilişki yaşamış olan var mı? Veya mevcut ilişkisinde de hep anlaşamadığı bir konu olan, sık sık tartışan bir çift var mı? Şurada bir hanımefendi var, onunla başlayalım. İsim ne? Cemal. Cemal. Evet. Cemal. Yabancıyım. Yabancısınız. Eşim Türk. Evet. Eşiniz Türk. Siz nerelisiniz? Ben Türkmenistanlıyım. Evet, dinliyoruz. Eşimle hiç anlaşamıyoruz. Eşim Ankaralı ve çok kaba. Hani bilmiyorum, bana kaba geliyor. Ve diyor ki ben Ankara onun bebesi... Onun Ankaralılıkla bir ilgisi yoktur ama o işte, eşinizin. İşte ben de onu demeye çalışıyorum. Diyor ki ben Ankara bebesiyim diyor. Ondan dolayı böyleyim diyor. Hani ben diyorum Ankara'da bir sürü kişi tanıdım ama senin gibi değiller diyorum. Hani bir yere gittiğimizde mesela işte bunu yapar mısınız veya... Böyle bir nazik bir şekilde sor diyorum ama eşimde böyle bir şey var. Hani yap veya ver. İşte onu verir misin, yapar mısın böyle şey yap diyorum. Hani kusura bakmayın bu arada Türkçem çok kötü. İşte bu konuları hiç anlaşamıyorum. Eşinizin daha kötüymüş benim anladığım kadarıyla. Nerede o? Eşim şu an Türkmenistan'da. Siz yani bu ülkeleri yalnız bırakmamak için mi? Evet. Siz gelince o mu gidiyor? Yok, ben 2 haftalığına geldim annemle. Normalde teyzem. Orada mı yaşıyorsun? Normalde oradayız, evet. Orada beyefendinin işleri var. Sürpriz yaptı bana. Ben bayağıdır gelmek istiyorum. Bir türlü olmadı. Sürpriz yapmış, bilet almış. Sağ olsun. Evet, bak incelikleri de var ama. İncelikleri var ama çok kaba yani. Bana göre çok kaba eşim. Başka yani... Buradan söylemek istiyorum lütfen. Hangi kamera? Adı ne? Abdullah. Abdullah'a söyleyin. Hepsi size bakıyor. Hepsi. Ya lütfen artık. Ya artık çocuğumuz olacak. Lütfen artık birazcık kibarlaşır mısın? Çocuğunuz mu olacak? İnşallah evet. Orada mı şu an? Evet. Öyle mi? Evet. Ha, ne güzel mutluluklar. Ne kadar oldu? Bugün öğrendim. Aa, sabah. Haberi var mı beyefendinin? Evet. Ama ona düşük yaptım diye söylemiştim. Şu, bugün sabah da daha düşmemiş, onu söylemiş oldum. Hani deminki şakalara benzedim. Normalde gizleyecektim, olmadı. Herkes öğrenmiş oldu. Hani onun ailesi, benim ailem. Normalde planım öyleydi. Yani olursa da gizleyecektim. Niye? Ama... Ay, bilmiyorum ben. Biraz kimse bilmesin istedim de hani be 6-7 ay sonra herkese söylerim diye artık... 6-7 ay sonra söylemeseniz de, ne olur? Evet, düşük yaptım diye ona aradım. Düşük yaptım, işte öyle böyle oldu dedim. Hani hemen hastaneye git dediler. Sabah hastaneye gittim, meğerse düşük yapmamışım. Evet. Eşim şu an orada deliriyor yani. Keşke bilseydim, göndermezdim falan yapıyor. O zaman Abdullah Bey artık, tamam. Aynen, lütfen artık yani. Artık tamam. Çocuğumuz da kaba olmasın. Evet. Kibar bir insan olsun. Argo'yu çıkartıyoruz hayatımızdan. Bu arada sizi çok severek izliyoruz. Türkmenistan'da herkes çok severek öyle izliyor. Öyle mi? Selamlar İşimin oraya. De selamı vardı. Kalkarsan mutlaka selam söylesin demişti. Peki, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Allah analı babalı büyütsün. Amin inşallah. Siz yine de çok herkese söylemeyin. Boşver herkesini. Zaten ondan dolayı söylemiş oldum. Allah nazarlardan yani saklasın. Peki teşekkür ediyoruz teşekkür efendim. Teşekkür ederim ben. Şimdi bizim gerçekten çok tartışan, anlaşamayan ve her fırsatta da ayrılığı seçebilen bir çiftimiz var. Ve onun arkadaşları var tabii. Etrafına hayatı ne kadar zorlaştırıyormuş böyle bir çift. Ve kendi hayatlarına tabii onu göreceğiz. İzleyelim bakalım nasıl olacak. Buyursunlar. Güzel olmuş arkadaşlarım ya, gerçekten. Ya evet, 10. yılımız olduğu için böyle birazcık özendik. Güzel geçsin, huzurlu geçsin istedik. Aynen öyle. Gayet huzurlu bir gün bizi bekliyor. Evet. İlk önce sevgilime ilanı aşk edeceğim. Ondan sonra ilk izlediğimiz filmi de izleyip o günleri yad edeceğiz. Böyle huzurlu, mutlu bir gün istiyorum ya. Ya niye bizi çağırdınız? Baş başa kutlasaydınız. Yani bu ilişkiye şahit olan en yakın dostlarımızı, bizim tanışmamıza vesile olan arkadaşlarımızı çağırmadan tadı çıkarma hiç. Canım benim ya. Sizden başka hiç kimseyi çağırmadık o yüzden. Ya bir dakika ya. O zaman Burcu ile Mesut'u neden çağırdınız abi? Deli misin? Hiç çağırır mıyım ben o psikopat çifti? Lütfen yani buraya gelecekler. Böyle hemen bir gecede böyle 5 kere ayrılıp 10 kere barışacaklar falan. Bütün huzuru da çekecekler. Çağırmadık onları biz. Sadece siz varsınız. Olur mu ya? Mesut bana ofiste dedi ki, kardeşim akşam ne yapıyorsunuz dedi. Ben de Leman'la Mustafa'lara gidiyoruz. Sen de Burcu'yu kap gel dedim. O da tamam dedi. Neden çağırdınız? Keşke çağırmasaydınız onları kardeşim ya. Oğlum sen çağırmışsın ya lan. Değil mi? Değil mi? Ya işte ben kızlarla öyle bir gece sandım adı. Boşluğuma denk geldi. Çağırmış bulunmuş oldum kardeşim. Ya tamam tamam. Zaten onlar biraz iyileşmiş. Ha. İlişki terapisine falan gidiyorlarmış. Gerçekten mi? Evet. Ay çok güzel. Kime gidiyorlarmış? Aşkım kapışmak. Lan terapistlerinin soyadı bile kapışmak. Bu ne biçim? Boş ver. Hayatım, canım benim. 10. yılımız kutlu olsun. Ben gideyim üstüme pijamalarımı giyeyim. Sen de süsleri falan topla. Bu gece hiçbir şey kutlamam. Hayır, hayır. Asla. Bir dakika. Ben buna asla müsaade etmeyeceğim. Ya lütfen ya. Bizim huzurumuzu bozamayacaklar. Hem belki de gelmezler. Geldiler. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sessiz olalım. Evet. Belki biz evde yokuz zannederler. Çalar çalar giderler ya. Ha? Kim o? Biziz. Neden Çetin? Yine boşluğuma geldi lan. Oğlum. Çetin, ben senin boşluğunu doldurayım Çetin. Ne biçim boşluğum var benim ya? Benim boşluğumca bile utanmadan ya. Hayır, hayır. Hey. Hoş geldiniz. Hoş. Hayır, biz ya. De öpmüyoruz, biz de hep buralar hasta. Canlarım kusura bakmayın ya, biraz geç kaldık. Burcu'nun makyajı bitmedi de. Pardon? Sen şimdi benim yüzümden mi geç kaldığınızı ima ediyorsun? Hayır, ima etmiyorum. Bayağı yüzüne söylüyorum. Senin yüzünden insanlara rezil olduk. Abicim ben anlamıyorum ayrıca ya. Sen bu kadar kime süsleniyorsun ya? Ay özür diliyorum. Benim yüzümden rezil olduysan bitsin o zaman. Bitsin. Tamam abi bitsin ya. Bitti, bitti. Belki ben ilişkimizi iyiye götürmek için süslenmişimdir. Belki toparlamak için, kendimi sana iyi göstermek için süslenmişimdir. Olamaz mı bunlar? Aptalsın sen ya. Sen benim için mi süslendin yani? Evet. Aşkım çok özür dilerim, affet beni ya. Oğlum bir tanem benim. Tamam. Tamam, bitti mi? Hani süreç tamamlandı mı? Ayrıldınız, barıştınız, bitti değil mi? Tamam. Ha, tamam. Hani bittiyse tamam arkadaşlar, lütfen bakın. Bizim bugün 10. yılımız ya. Lütfen. Huzurlu, sakin, güzel bir gün geçirelim, olur mu? Tamam abi, tamam ya. Sıkıntı yok. Ya Mustafa kusura bakma bu arada. Benim hatam. Ya, benim. Benim için de kusura bakmayın, ne olur. Benim hatam. Yok yok. Benim hatam. Çetin sen sus! Çetin sen lütfen konuşma kardeşim. Lütfen. Arkadaşlar bakın şimdi ben güzel sevgilime, eşime ilanı aşk edeceğim. Siz de böyle sakin sakin
böyle hayranlıkla seyredeceksiniz sadece, tamam mı? Herhalde ya. Hadi, hadi. Hadi. Çiçek aşkım. Ha, diz çekme, diz falan. Aşkım, senin gözlerine bakınca boğulmaktan korkarım. Saçlarının kokusunu duyunca nefesim kesilecek diye korkarım. Ay çok romantiksin ya. Ben öküz müyüm? Onu mu imha ediyorsun? Ne? Ya seninle ilgili bir şey yok. Mustafa'yı övüyor. Sağ ol. Sağ ol. Kapayın çeninizi adamda. Evet. En son korkuyordun. Evet. Saçlarının nefesimi kesmesinden korkarım. Ellerini tutunca kalbimin durmasından ve o güzel yüzüne bakınca... Ben de şiir yazıyorum da söyleyene değil, söyletene bakacaksın. Abiciğim bak ben burada bu şekil, bu pozisyon duruyorum ha. Tamam abi, tamam. Hiç çökmüşsün burada ya. Tamam abi, okey. Saçlarının nefesimi, benliğimi, seni seviyorum ya, tamam mı? Tamam. Acayip etkilendim ya, çok güzeldi. Güzeldi. Benim bütün anımın içine ettiler. Hepsi senin yüzünden. Ama yani biz tanışmanıza vesile olan çiftiz. Yani en yakın dostlarınız falan. Acaba bu güzel anlara mı odaklansak çocuklar? Ha? Bak görüyorsun değil mi? Senin yüzünden rezil olduk işte. Ya odak yine bize kaydı. Abicim, bu ortamda ben varken sen başkasını niye övüyorsun ya? Ya sen bana ilgi manyağıyım ben. O yüzden. Bunu mu demek istiyorsun ha? Yüzüme bakıp söyleyeceksin. Şımarığım ben değil mi? O yüzüme bak. Ya yüzüne falan bakmayacağım. Yüzüme bak. Ya yüzüne bakmayacağım ya. Bakacağım. Ya şımarıksın, şımarık. Bağırma bunu. Biz niye bu hale geldik ya Rabbi? Ya Burcu saçma sapan. Kesin bitti. Oh ya, oh! Ya yıllar önce bu olmalıydı zaten. Bitti. Evet abi. Oh be! Ben de çok mutluyum. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Li 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 li. Çok mutluyum. Çok rahatım. Aşkım. Canım. Aşkım. Canım. Ben her sabah seni gördüğüm için şükrediyorum. Ben sana evlendiğimizde bir söz vermiştim. Ben yani sana demiştim. Ya ben sana dedim ki. Ben de Burcu'ya söz vermiştim zamanında. Seni hiç bırakmayacağım demiştim ama bıraktım işte. Çok üşüyorum. Aşkım. Aşkım sen ağlama. Nızım nenem. Sen ağlayınca benim içim ölüyor. Aşkım. 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 Şu iki dakikada bile çok üzüldüm seni bir tane. Çok üşüyorum. Gel gel bir tane. Konuşurlar biraz. Yemin ediyorum Teoman gibiler. Müziği bırakıp bırakıp geri dönüyorlar abi. Yok aşkım, ben sana bir şey söyleyeyim. Gidelim pijamalarımızı giyelim. Sen kesinlikle haklıydın ya. Bunlar varken böyle huzurlu, sessiz, sakin kutlama falan yapılmaz. Yok, sessiz. Abi tabii ya. Bunlar konuşamazsa kavga edemezler ki oğlum. Bak şimdi. Arkadaşlar, hadi sessiz sinema oynayalım. Evet, güzel.
Harika fikir ya. Herkes kız arkadaşıyla eş olsun abi. Biz Burcu ile beraberiz, tamam? Tamam. İlk biz başlayalım. Tamam. Tamam abi, söyleyin filmi hadi. Tamam, gel söyleyeyim. Söyle abi. Otur. Tamam. Hadi sayıyorum o zaman. Aşkım. Tamam. 3, 2, 1. Tamam. Yabancı film. Evet, tamam. Kaç kelime? Ne oldu? Niye parmak sallıyorsun bana? Ne oldu ya? Abi ben şu anda ne yaptım? Abi bir kelime diyor. Bir. Ha tamam, bir kelime. Tamam, bekle. Şaşırıyorsun. Korkuyorsun. Bağırıyor musun sen şu an? Kızdın bana. Yani neden bağırıyorsun bana şu anda? Arkadaşım, sessiz sinema oynuyoruz. Sana nasıl bağırabilir acaba? Ha? Sinema filmi bu, film. Hadi acele, süreniz doluyor. Hayır, ben biliyorum bu yüz ifadesini. Bana bağırıyorsun sen. Bak, bak. Bana bağıramazsın. Bana bağırma. Tamam, bitti. Süre bitti, bilemediniz. Çığlıktı filmde. Ha. Allah senin cezanı vermesin ya. Kızım, bir filmi anlattırmadın bana. Kızım, sen ayrılmak mı istiyorsun benden ya? Ne istiyorsun? Ayrılmak istiyorsan söyle, ayrılmak istiyorum de. Ben sana gücenmem yani. Ne? Geç şuraya otur. Otur şuraya. Anlatıyorum şimdi. Anlat. Bir kelime. Bitti. Evet. Tamam abi, bitsin. Bitsin ya. Ben seni çekemem artık. Sadece ayrılırken birbirlerini anlıyorlar. Evet. Yani Orta Doğu bu kadar hızlı karışmıyor ya. Ne aşk bıraktınız, ne tat bıraktınız. Lütfen arkadaşlar ama ya. Çok öne düşürmüşsün. Teşekkürler. Neyse, al. İstersen sen de kalır mısın? Yok, ben de kalırsam seni daha çok hazırlar. Makin, ben de seni çok özlerim ama. Aşkım. Bunlar yine barıştı. Yemin ediyorum, arka sokaklar gibi ilişki. Devamlı böyle ölüm gibi bir şey oluyor ama kimse ölmüyor. Ben yıldım artık. Bunlar yani sessiz de durmayacaklar. Bitti, bu gece hiçbir şey kullanmayacak. Durmayacak. Yok. Duracaklar. Abi ben durduracağım. Ama lütfen bak Çetin, ne olur. Sen hiçbir şey yapmasan olur mu ya? Ya bu sefer kesin Mustafa. Bak, film izleyeceğiz demiştin kardeşim. Film izlerken sonuçta hiç kimse konuşmaz. Aha. Ya bu gece benim yüzümden bitsin istemiyorum Mustafa. Yalvarıyorum Mustafa. Bize bir şans daha ver. Ya Çetin, bu kadar içselleştirme sen mi olayı ya? Ben Asmalı Konaklar. Şimdi bak, biz değerli eşimle ilk gittiğimiz filmi beraberce izleyeceğiz ve hatıralarımızı yad edeceğiz, tamam mı? Ne olur, lütfen sessiz seyredecekseniz seyredin. Seyretmeyecekseniz kalkın gidin ya! Abi merak etmeyin, biz artık ayrılmayız. Biraz önceki ayrılıktan çok ders çıkardık ya, vallahi. Evet, aşk dolu gecemiz devam ediyor. Şimdi arkadaşlar, olayımız şudur. Filmimizi izliyoruz. Onlar anılarını hatırlayıp ilişkilerini tazeliyorlar. Biz de filmimizi izliyoruz ve olaysız bir şekilde evlerimize dağılıyoruz. Tamam. İnşallah. Hadi. İnşallah. Hadi abiciğim. Kardeş. Once upon a time, two romantic souls meet in dreamy cold Seattle. Aa, ben bu filmi biliyorum. George Clooney oynuyor bu filmde ve bu film için tam 20 kilo verdi. Evet ya, ne azimli adam o da ya. Ya bayılıyorum ya. Gerçekten hayranıyım var ya, müthiş bir aktör. Nasıl? Eyvah! Bir dakika. Sen bana şişman mı diyorsun ya? Hayır. Ha? Ben şişmanım, azimsizim, kilo veremem, öyle mi? Abiciğim, böyle bir şey olabilir mi ya? Bak, arkadaşlarımın arasında herifi övüyor. Ya bu normal mi Mustafa? Normal. Sağ ol. Normal. Bak ben de övüyorum. Çetin bana kızmıyor. Taş gibi, mis gibi adam be Çetin, değil mi? Erik gibi be, kütür kütür. Mermer gibi adam, mermer. Burcu, George mu ben mi? Allah Allah. George
George yani. Tabii ki George. En azından senin gibi arkadaşların önünde beni rezil etmiyor. Ya o kadar iyi biliyordum ki onu seçeceğini. Allah. O kadar iyi biliyordum ki. Senin gözlerinden belli zaten. Sana George'la mutluluklar ya, mutluluklar. Ya. Ya Allah Allah, adam bir Hollywood starı. Yan yana gelip mutlu olma ihtimalleri var mı deli? Var abi, var. Madem öyle, George! George, George, çok 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 çok. Tamam abi, o zaman ben de Charlie Sturon'la mutluluklar yaşarım. Oo, Charlie's, o. Oh. Oh. Öp beni Charlie's. Öp beni Charlie's. Charlie's, senin gözlerine bakınca kendimi kaybediyorum, biliyor musun? Yok lan, bunlardan olmaz. Bunlar bayağı psikopat yani. George, sen benim hayatımdaki en özel ve ilk erkeksin. Lan sen beni delirteceksin mi? Ver George'u, ver bana George'u. Ulan daha bunun George'u bitmemişti be! Yok abi, ayrılın abi, siz böyle bir şey olmaz ya. Evet evet, bir de ürediğinizi düşünemiyorum ben sizin. Hop! Ne oluyor be? Ne bağırıyorsunuz sevgili be? Ne konuşuyorsunuz siz öyle? Size ne? Sana ne? Ne oluyor? Sabahtan beri yok efendim sizin ilişkiniz bilmem ne. Yok ayrılın, yok susun. Kıskançsınız siz. Ya bırak. Aşkımızı çekemeyen, birlikteliğimizi hazmedemeyen bu hainlere inat, biz de aşk yuvamıza gidelim. Evet. Sizin ilişkinizde tutku yok diye bizim mutluluğumuza göz diktiniz, öyle mi? Evet abi. Ve son bir şey söyleyeceğim. Herkes kendi kalbinin ekmeğini yer abi. Heh, ağzına sağlık aşkım. Ne bakıyorsun be? Gel aşkım, gel. Saygısızlara bakıyor. Kalbinizin ekmeği. Hadi hadi. Ulan biz 10 yıldır evliyiz. Hayvan! Hayvan! Kusura bakma aşkım ya, hiçbir şey kutlayamadık. Mustafa, bana bundan sonra aşkım, ilişki gibi kelimeleri ya bir süre en azından kullanma, olur mu? Ben çünkü aşktan soğudum. Sen bana en iyisi kardo de. Heh. Eyvallah kardeş. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Vallahi benim keyfim falan kaçtı. Bir çıkalım, bir hava alalım ya. Şöyle baş başa evet, bir dakika abi, ya. Bir dakika. Bu hesap sorulacak. Bir dakika abi. Çetin. Var mı lan öyle arkadaşlarımın gecesini mahvetmek? Ara. Oh, ne âlâ memleket. Ya, gerek Çetin. Yoktu. Alo, Mesut. Çok ayıp ettiniz abicim. Ulan arkadaşlarımın önünde beni rezil ettiniz be. Ya, bırak Allah aşkına. Huzur mu kaldı? Biz çıkıyoruz abi evden. Dolaşacağız işte Mustafa'larla. Allah Allah. Siz de gelin oğlum isterseniz. Ha, aşağıda buluşuruz. Tamam. Şaşkın ya. Ya ne yaptın sen ya? Abi, yine boşluğuma geldi. Bugün hep boşluğuma geliyor. Dur lan, ben senin boşluğuna güzelce geleceğim. Yok yok. Gel buraya. Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi bir anaokuluna misafir olacağız. Bir anaokuluna gidiyoruz. O anaokulunda öğrencileri çok etkileyen bir öğretmenleri varmış. Bakalım nasıl etkiliyormuş, çocuklar nasıl zaman geçiriyormuş, buna tepkiler ne oluyormuş, izleyip görelim efendim. Buyursunlar. Koleji sakinleri. Dersimiz müzik. Hepinizin bildiği bir eserle başlayacağım. Baş parmağım, baş parmağım neredesin? Sağ ol canım benim. Baş parmağım, baş parmağım. Neredesin? Buradayım efendim. Teşekkür ederim. Baş parmağım, baş parmağım. Ay ay. Baş parmağım, baş parmağım. Neredesin? Buradayım efendim. Teşekkür ederim. Baş parmağım, baş parmağım. Ay ay. Sağ olun çocuklar. Bir istek parçamız var.
peçeteye sarılmış, dürülmüş küçük bir kurbağa. Küçük kurbağa başım üstünde. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, yok kuyruğum. Yüzüyorum derede. Hep beraber söyleyin. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğum nerede? Kuyruğum yok, yok kuyruğum. Yüzüyorum derede. Evet küçük kurbağa. Kuyruğun yok, yüzgecin yok, yelkenin yok senin. Olsun. Varsın olmasın küçük kurbağa. Sen hoyrat derelerde titrek bir yaprağın üstünde tek başına duracaksın. Dimdik ayakta kurbağa. Eğer biri gelip sana sorarsa... Eğer biri gelip sana soracak olursa nerede kuyruğun diye yok diyeceksin küçük kurbağa. Ben kuyruğum yok. Yüzerim derede. Yüzerim derede. Küçük kurbağa, kuyruğum nerede? Kuyruğum yok, yok kuyruğum. Yüzüyorum nerede? Ağzınıza sağlık çocuklar. Aferin, aferin size çocuklar, aferin. Kısa bir uyku molasından sonra tekrar birlikte olacağız. Buyurun. Haydi bakalım çocuklar, ağzınıza sağlık. Bobby, sen de bağlamayı tut. Hadi bakalım. Uyku saati. Mahvetti bizi ya. Hadi oh, bakalım. Ah. Metin olun çocuklar. Çok fenaydı. Gülecek bir şey yok. Kimse gülmesin. Görüyorsunuz değil mi Fikri Beyciğim? Görüyorsunuz çocuklar ne çeşit bir travma yaşıyorlar farkında mısınız? El kadar bebeler şu kadın geldiğinden beri düşünceli, manalı gözlerle derin derin hayatı sorguluyorlar Fikri Bey. Yeter hanım, acaba mevsim geçişinden olabilir mi? Yahu ne mevsim geçişi ya? Buhran yaşıyorlar diyorum. Buhran. Bakınız, ben İbrahim'in velisi ve bu okulun öğretmeni olarak hepimiz, bütün veliler bu kadından şikayetçiyiz. Ya yeter hanım, tamam anlıyorum. Anlıyorum yani Naime Hanım'ın biraz tekniği farklı. Farklı bunu da biliyorsunuz işte. Ama yani İşinde çok iyidir. Allah aşkına Fikri Beyciğim, çırpınıyorsunuz ama işinde çok iyidir derken acaba neden bahsediyorsunuz? Bakınız burası bir anaokul değil mi? Burası bir kreş öyle değil mi? Dinleyiniz. Herhangi bir çocuk kahkahası, neşeli bir çocuk sesi, bir cıvıltımsı şeyler duyuyor musunuz bu okulda? Yok. Tabii ki yok. Çünkü çocuklar 5 yaşında dert sahibi oldular diyor. Bahçede gözetliyorum. Elinde çay bardağıyla volta atan yavrularım var. Kader, hayat diye sürünen yavrularım var. Kovun bu kadını. Yeter hanım, kovun da nasıl kovun? Çocukların Naime Hanım'la bir yaşanmışlığı var. Naime Hanım'la onların arasında bir bağ var. Naime Hanım'ın kol gibi tazminatı var. 5 yaşında oğlumun pos bıyığı var diyorum. Buralarından baş verdi oğlumun, tane tane çıkıyor. Geçen gün oğlumu kucağıma aldım. Yavrum, söyle bakayım ananı seviyor musun dedim. Seni musluğa ağzımı dayayıp da yudum yudum suyu içer gibi seviyorum dedi. Tamam Yeter Hanım, ben şimdi Naime Hanım'ı çağırırım. Onunla konuşuruz, mesele neymiş. Lütfen. Yani. Naime Hanım, Naime Hanım lütfen gelin. Çocuklar, siz burada dostça, kardeşçe, usul usul durun. Ben şimdi geliyorum. Buyurun müdür bey. Ya şimdi biz az önce bir şarkıya denk geldik, uzaktan dinledik de. Yani çocuklar, evet küçük kurbağa biraz tatsız gibilerdi. Gayet normal. Efendim nesi normal acaba? En sevilen, en neşeli şarkılardan bir tanesidir küçük kurbağa. Neşeli mi? Evet. Bir kurbağanın kuyruğunun olmaması. Üstelik her fırsatta yüzüne vurulması. Nesi neşelidir efendim? Ha? Soruyorum size. Gerçekten sorun ne anlamadım. Efendim, sorun sizin tavrınız. Tavrınız
çocukların üzerine sindi. Anlatabiliyor muyum? Geçen gün bir velimiz kızına Pokemon topu almış. Kızcağız ciyak ciyak bağırıyor. Hayır, ben Pokemon'u, onun hayatını bir topun içine sıkıştıramam diye. Klasik çiçek. Ne güzel demiş. Doğru söylüyor efendim. Gel deyince gelecek, git deyince gidecek bir Pikachu. Ne kadar Pokemon ve ne kadar hür olabilir? Naim Hanım, Naim Hanım, yani geçen gün Özge'nin doğum gününde okula Pepe getirttik. Evet. Çocuklar küçük burjuvazi diye Pepe'yi kovaladılar. Hocam biz geldik. Aa, çocuklar ne işiniz var sizin burada? Demek bu çocuklar normal, öyle mi Naime Hanımcığım? O zaman Fikri Beyciğim, sizin de gözünüzün önünde izin verirseniz bir deneme yapmak istiyorum. Bakalım normal mi bu çocuklar? Bahadır, yavrum, en sevdiğin şey hangisi? Çikolata mı, dondurma mı? Kıtlama kesme şeker. Yavrum, senin en sevdiğin yemek hangisi? Kuru soğan! Çiçek, kızım, en sevdiğin şarkılar hangileri? 9-6 yolları, ben yoruldum hayat. Benim başka sorum yok. Çocuk 4 yaşında, ben yoruldum hayat diyor. Bu çocuklar mı normal efendim? Tamam efendim, tamam. Çocukların önüne tartışmayalım. Tamam. Oturun çocuklar, oturun şöyle, oturun. Oturun. Naime Hanım, siz de biraz eleştirilere kulak assanız, he? Ya şöyle biraz daha neşeli şarkılar söyleyin, öğretin. Ne gibi? Aa, şey mesela, çok neşelidir öyle değil mi yavrular? Mini mini bir kuş. Başım üstünde. Ah, yaşayın. Mini mini bir kuştur. Evet, buyurun. Mini mini... Vay mini mini... Vay mini mini bir kuş dolmuştu, dolmuştu, dolmuştu. Pencereme... Pencereme, pencereme konmuştu. Aldım onu. Aldım onu içeriye. Cik 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 cik. Cak 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 ötsün diye. Pır pır ederken canlandı. Ellerim bakı sandı. Isınma hakkı sağlanamazken, mini mini bir kuş donarken de gülecek değiliz ya. Güzel yavrum, tatlı kızım. O kuş zaten donuyor diye onu pencereden içeriye aldılar. Cik cik öderken, öterken canlanıverdi. Pır pır uçtu değil mi? Ama sonra ellerimiz hep boş kaldı. Tamam, tamam, tamam. Şöyle yapalım. Naime Hanım, şimdi çocukların uyku saati olduğu için biraz ağlamaya meyilliler. Şöyle yapalım. Masal. Masal anlatalım, masal. Hadi. Masal anlatalım, şöyle müfredattan güzel bir masal. Hadi. Başım üstünde bir masal. Kül kedisi. Eve zaman içinde, kalbur saman içinde, çok uzak diyarlarda tanecik, pıtırcık bir kız yaşarmış. Kız, üvey anası ve iki üvey bacısıyla beraber yaşarmış. Öyle ki, üvey anası ve üvey bacıları kızı evde zorla iş yaptırıp emek sömürüsüne iterlermiş. İş mi? Üvey ana kardeş, kül kedisi kardeş. Üvey ana kardeş, kül kedisi kardeş. Sustuk. Bakın çocuklar, şuraya da bakın ne kadar güzel kar yağıyor. Hadi yavrularım, montlarınızı giyin, dışarıda bir kar topu yapın, biraz eğlenin. Biz öğretmenleriniz biraz sohbet edeceğiz. Hadi bakalım. Hadi çocuklar. Hadi bakalım yavrularım. Dikkat edin çocuklar. Tamam öğretmenim. Tamam öğretmenim. Çocuklar daha birinci sınıfa başlamadan sınıf birinci oluşmuş. Bu kadını kovun Fikri Bey. Ama çocuklarla arasındaki o bağ... Tazminatını ben ödeyeceğim. O bağ beni bağlamaz. Naime Hanım, kovuldunuz. Maalesef. Başım üstünde. Yalnız şunu unutmayın. Çocuklarınıza prangalarınızdan kurtulun diyerek altlarına bağladığınız bezden kurtararak tuvalet eğitimi veren bendim. Çocuklar düşmesin diye onların yanına bir arkadaş vererek onlara yürümeyi öğreten de bendim. Ama kalın sağlıcakla. Öğretmenim, öğretmenim. Biz size arkadaşlarla bahçede kardan birey yaptık. Getirin arkadaşlar. Kardan birey mi? Çok güzel olmuş. Fakat özel ve... kötü sebeplerden ötürü artık sizden ayrılmak zorundayım. Kovuldum. Evet, evet çocuklar. Bundan sonra Naime hocanız olmayacak. Geçici bir süre için ben sizin öğretmeniniz olacağım.
Ve şimdi sizden rica, haydi oturalım bakalım çocuklar. Arkadaşlar, oturmuyoruz. Peki oturmayın çocuklar. Arkadaşlar, oturuyoruz. Oğlum sen gıcık mısın bana? Çocuklar, şimdi hep beraber güzel bir şarkı söyleyeceğiz. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğu nerede? Kuyum yok, kuyum yok, yüzüyorum nerede? Kuyum yok, yok kuyum, yüzüyorum. Tamam, söylemezsen söylemeyin canım. Allah Allah. Arkadaşlar, arkadaşlar o zaman ağlama eylemine geçiyoruz. Uyku arkadaşlarından başka kaybedecek neyimiz var? Ses veriyorum. Neyse, olay tatlıya bağlandığına göre Naim hocam, ders sizindir, iyi dersler. Başım üstünde. Resmen bana gıcıklık yaptınız. Evet, hakkımızı aldık. Şimdi çok sevdiğimiz bir türküyle devam edelim mi çocuklar? Daha dün annemizi. Bir, iki, üç. Daha dün annemizin yollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okulu oldu, sınıfları doldurdu. Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Leyle, 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 anne. Hayırlı kandiller hayati baya. Benim adımı da eklesene oraya. Hemen bana bir çay söyle İbrahim hocamdan. Tuvalet fırçası gibisin ha. Seni sevmiyoruz ama bir şekilde hayatımızdasın. Direk tut. Kesin çıkacak bak. Benim doğum günü pastama niye üflüyorsun? Bir dilek be abi. Ölür mü sen? Bu koku senden mi geliyor? Biraz parfüm süründü. Canım hocam, çok seviyor seni ya. Parfüme yanlayacağım diye kedi gibi sürtünüyor. Hiç iletişimde güçlük çektiğiniz bir an oldu mu? Şurada bir hanımefendi var, onunla başlayalım. Merhaba, adım Yağmur. Sizin sorunuzu cevaplamadan önce bir şey söylemek istiyorum, izniniz varsa. Sizin gibi programları izlerken eşimle beraber sürekli bana çiftleri gördüğünde birbirlerine aşk ilan ettiklerinde bir sen bana böyle ilan etmedin gibi bir şey söylüyordu. Buraya gelirken de benim haberim yoktu, bana sürpriz yaptı. Ben de bu sürprizine karşılık ona aşkımı ilan etmek istiyorum izin verirseniz. Evet. Seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın. Teşekkür ederim bana bu sürprizi hazırladığın için. Evet. Teşekkür ederim size de. Sizin ilişkinizde daha anaç taraf Okan Bey galiba, değil mi? Evet. Genelde belli oluyor değil mi? Tersi oldu bunun da. Ben şakasına söylüyordum yani. Evet. Kadınlara böyle şakalar yapılmayacağını artık fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Evet. Evet, mutluluklar diliyoruz size. Teşekkür ederim. Bu arada sorunuza bir cevabım yoktu. Sadece bunu söyleyebilmek için mikrofonu ulaştım. Kusura bakmayın. Böyle kandırağa can kurban ya. Yok, güzel bir şey yaşattınız bize de. Teşekkür ederiz. Bizim bir arkadaşımız var, yine bir büyüğümüz. O aile fertleriyle anlaşmakta zorluk çekiyor. Niye zorluk çekiyor, nasıl zorluk çekiyor? İzleyip görelim efendim, buyursunlar. Ama, ay. Yani Leman'cığım, canım kızım benim, 17 senenin ardından güzel ülkemize dönmek beni o kadar mesut etti ki kızım. İnan tahmin edemezsin yani. Ya babacığım, ben seninle gurur duyuyorum. Sen olmasan dilimizi, kültürümüzü Avrupa'ya kim tanıtacak? Tabii canım, tabii. Yani koskoca Sorbonne Üniversitesi'nde, Droloji bölümünde. Hani olmak da her baba yiğitin harcı değil yani. Hani sonuçta o harcı karamaz yani. Öyle değil mi Mesut baba? De hele bir. Hele de bir de. Hele de bir.
La oğlum, konuşurken bile D'leri dağları ayırmadığını hissediyorum. Şimdi biz öğrenim görmemiş adamlarız açıkçası. Tahsilat yapamadık zamanında. Neyse şimdi sizin Paris'teki afacanlardan bahsedelim. Nasıldı tabeleler? Süsler, süs! Ama doğru söylüyorsun yani ömür billah. Yani Yaşar Kemal okumamış, Nasreddin Hoca ile gülmemiş, Zeki Müren dinleyip hiç ağlamamış olan o Parisli gençlere Türkçe öğretmek o kadar zordu. Aa babacığım, aa yani şimdiki çocuklar inanılmaz yeri. İnsan bir dil öğrenmeye, tamam mı? Bir tamah eder ya, değil mi? Bir lisan öğrenmeye tamah edersin. Gidersin öğrenirsin. Benim dilimi öğreneceğim. Mesela oldu, iltihak ettim bu tarafa, ülkeme geldin. Ama lan mesela... sus, konuşma be. Hayır, bir enjektör kapsa, bir şey kapsa, doktora derdini de izam edemez. Adam teşhir koyamaz yani o açıdan. Oğlum zorlama. Kullandığın üç kelimeden ikisi hatalı zaten. Nerede benim torunlarım? Şimdi burnumda tütüyor, çok özledim onları. Şimdi gelirler. Hadi gel. Hah, geldi. Gel oğlum, dedenin elini öp. Dede? Heh. Oha, yuh. Şüş. Brüst. Ne oluyor oğlum? Ben senin büyük babanın büyük başın değilim ben senin. Oha ne, çüş ne, yuh ne? Ay babacığım, işte zamane gençleri bir dil oluşturmuşlar. Hadi siz hasret gidelim, biz de yemeklik bir şeyler alalım. Hah, Leman doğru dedin. Gidelim şu aşağıdaki ucuz marketten alalım ama ne var. Babacığım, he, sonuçta devir tasavvuf devri yani. Değil mi? Tasavvuf devri değil mi? Tabii, tasavvuf devri. Oğlum sen şimdi iki kolunu şöyle aç, döne in markete. Hadi evladım. Tamam baba. Hadi. Bizim dönen nerede ben zaten? Hadi böyle iniyor. Hadi çık, hadi. Dedeciğim nasılsın oğlum? İyi misin? Nasılsın yavru? Seni var ya, nasıl özledim biliyor musun? Nasıl özledim? Efso özledim dede. Efso ne oğlum? Türkü mü? Ne o? Ya bırak dede, trolleme beni ha. Ne münasebet oğlum, ben seni ellemem. Ya dede Efso'ysun gerçekten ya. Ne getirdin torununa Fransa'da? Ah unuttum. Bak sana Fransa'dan ben ne getirdim, deden sana neler getirdi. Bakalım beni getirmiş. Ay çok heyecanlandım. Aç bakalım. Bakayım. Aç. Oo ben... ateş ediyor ateş. Ateş kim ateş ediyor değil? İyi oğlum, nasıl ateş ediyor kim? Oo dede, yani sen bayağı uzak kalmışsın bizim kafalara ya. Saat çok iyi manasında diyorum yani. Ulan saat çok iyi desene o zaman. Benim de terbiyemi bozuyorsunuz. Ya ama dede, hemen gider yapıyorsun bak, kafa açıyorsun ha. Oğlum ne kafa açması, ben doktor muyum? Muhabbeti sarmadı dede ya. Ben odama gidiyorum gerçekten. Frekans sorunu yaşıyoruz dede. Yavrum biz radyo muyuz, ne frekansı, ne oluyor? Allah Allah, yani yemin ediyorum babasından daha beter bu ya. Allah Allah. Ay. Dede! Kuzum benim, gel. Dede! Ah prensesim benim. Benim kuzum koca üniversiteler mi bitirmiş? Gel bakalım şöyle tatlı Türkçe konuşalım. Anlat dedeni, çok özledim seni, çok. Dede yalnız. Hı. Yıkılıyorsun. Nasıl ya kuzum, tansiyonun mu düştü çıktı, bir şey mi oldu? Ne demek istiyorsun sen? Yok öyle değil, yani apsın anlamında diyor. Hani böyle yasalanlar böyle crash ediyor ya zaman içinde. Sende hiçbir şey olmamış, yani up to date'sin, anladın mı? Kuzum sen bebekken ınga dediğinde daha çok şey anlıyordum ben. Yavrum sen iletişim okumadın mı? Nasıl iletişim bu ya? Ya iletişim bitince ben de reklam kafasına girdim. Sonra o reklamdan bir uzaklaştım bayağı. Hı? Şimdi organik içerik falan takılıyorum. Organik mi? Çiftçi mi oldun kızım? Yok be dede. Yani böyle viral marketing kafası, you know? Mesela şöyle anlatayım sana, sosyal medya, kurumsal kimlik ve imaj koordinasyonu yardırıyorum. Marketleri taşıyor musunuz yani? Mafya mı oldun kızım sen, neler oluyor ben anlamıyorum. Dede kelimelere takılmış şimdi. Hayır kızım takılayım, bence sen de kelimelere takıl. Yahu 8 tane üniversite bitirdim ben, torunlarımın karşısında Hacivat Karagöz gibi oldum. Allah aşkına muhabbet et dedenle, seni çok özledim kızım. Ederiz dede de. Şimdi bir isim var, hemen bir supervisor'ımı report edeyim de status meeting'imizi schedule etsin. Ay zaten geliyormuş, yoldaymış. Plastik bırakacaktı yarınki PPM'sin. Bir dakika, son bir dakikada konuştuğun hiçbir şeyi anlamadım. Tıpkı yani derideki kurbağalar gibi Türkçe kelimeler bir beliriyor, bir yok oluyor. Kapı
çaldı. Ben sana anlatacağım dede. Kızım sen anlatacaksın da acaba ben anlayabilecek miyim? Akuta gel. Selam. Size kahve getirdim. Efendim çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sofalar getirdiniz. Sevgili benim torunumla beraber çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Ya niye zahmet ettiniz? Ne kahvesi bu? Nafet Triple Shot Caramel Decaf Pumpkin Spice Mix. Sultanahmet Go to the Seaside. Ben Manset. Ya inanamıyorum. Yeni mi açılmış? Aynen, aynen. Aşırı hype bir yer. Ben de çok hype'landım. Haplandın mı? Ah, abi. Çok yükseldim yani, onu diyorum. Yükseldim derken yani mekana asansörle mi çıktınız? Ay dede, hayır yani. Yani yükselmek in manasında. Kızım siz ayı mısınız, yine giriyorsunuz? Ben kimseye ulaşamıyorum. Kimseyle Türkçe konuşamayacak mıyım ben? Ha dede, hayırdır? Sen neden bize yükseldin? Yahu demin yükselmek mekan için olumluydu. Ama şimdi ben sinirlenince yükselmek olumsuz oldu. Benim yükseliyor vallahi. Tansiyonlarım yükseliyor. Ya dede, tam bir trollsün yemin ediyorum ya. Kudu. Gel şu flash diski file'ı print edelim odamda. Sonra ben sana info geçsem dede. Oğlum yarabbim inanmıyorum ya. Resmen kendi evimde turist gibiyim lan. Lan dedim yine. Aa dede. Ay, dedem gelmiş. Ay benim kuzum. Dikkat et, dikkat et. Ama benim oğlum. Dedem. Ama benim küçüğüm gelmiş. Benim en el değmemiş olanım gelmiş. Temizim gelmiş. Ya otur bakayım dedenle. Şöyle tatlı tatlı seninle Türkçe konuşalım. Ne haber? Ne yapıyorsun sen deden? Gamer oldum ben dede. Evet, yançar olarak diğer gamerları stoklayıp onların streamlerinde takipçi kasıyorum. Senden vazgeçmeyeceğim oğlum. Bir tek sen kaldın çünkü. Ne haber? Toruz. Oo, yıkılıyorsun ha. Hop, at mı oldun? Hop, çık, hut, hut. Ne haber? Ha? Kafa açalım mı? Ne yapıyorsun? Ya dede sen bayağı old school'sun ya. Nesin sen, 2000'li falan mı? Ulan 2000 yılında antropoza girdim ben. Ya senin bu şakaların beni öldürüyor dede. Dede istersen şöyle bir şey yapabiliriz. Diğer gamerları stoklayıp onlarla aynı tools'larda nasıl cheat ediliyor onu streamleyebiliriz beraber. İstersen gece annemlerden gizli level kasarız. Yürü git lan buradan. Olmayacak senden de. Git, git çabuk buradan. Ne kızıyorsun ya? Halbuki benimle takılsan iki aya fena olurdun ya. Ben zaten fena oluyorum yani şu anda. Çok kötü oldum ya Allah'ım. Babacığım, nasıl değişmiş mi torunlar? Çok fazlasıyla değişmiş. Yani biri sürekli bir yerlere akanzi. Yani birisi ayı gibi ine girmiş. Heyplanıyor mu ne? Bunun ne dediğini zaten hiç anlamadım bile. Ne oluyor ya? Aa, iki dakika adamı boş bıraktık. Başına afacanlar şürtmüş ya. Bir şey söyleyeceğim baba. Baba biz ne yapalım biliyor musun? Güzelce diyorum ki dışarı çıkalım, sen biraz deşarj ol. Güzelce aşörtmenleri geçir, sahile gidik, orada güzelce istifaharat edelim. Damat, sana Türkçeyi kim öğretti? Demet Akalın. Çabuk herkes buraya gelsin. Ozan, Özge, Kudu, çabuk gelin, dizilin bakayım şuraya. Gelin buraya, dizilin şöyle. Çabuk şuraya gelin. Ya tam kafaya girmiştik ya. İnanmıyorum. Ne oluyor ya? Ben şimdi gireceğim sizin kafanıza. Ben şimdi gireceğim. Yıllarca milletin çocuğuna Türkçe öğretirken kendi çocuklarımızı boş bırakmışız. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dizil, dizil bakayım. Dizil. Neden geldiğimizi ben anlamadım. Tamam, sus, sus, sus. Bir bilgim yok. En baştan başlayacağız. En baştan başlıyoruz. Fişlerden. Evet. Şimdi ben söyleyeceğim, siz tekrarlayacaksınız. Evet. Hadi. Baba eğitim, eğitim. Biraz çalışın, evet. Sus! Tamam. Ali topu at. Ali topu at. Ali topu. Sana topu atmanı söyleyeyim Ali. Bak Ali bak. Karaya at, gol at. Ver şu topu artık Ali. Anlamadım. Allah cezanızı versin. Varo dedi, varo. Rabbim bana yardım et. Yardım et. Mesut Fransa'ya git. Evet. Türkçe burada bitmiş. Ba
bazı huylarına sinir olsanız bile arkadaşınıza devam ettiğiniz birileri var mı hayatınızda? Şurada biri var. Benim iş hayatımda en son tanıyacağım kişiyi en başta tanıdım. Kendisi şu an yanımda. İsmini vermeyeyim, adı Selim. Bir tane kısa bir şeyini anlatacağım, zaten devamı gelecek. Bir gün biz aynı zamanda grafikeriz. Bir iş oldu, işi hatalı yaptı ve iş çok yüklü bir iş, milyon adet. Bütün şirket yıkılıyor. Planlama, imalat sorumlusu hepsi geldi başımıza. Dedi bu işi kim yaptı? Arkadaşım dedi ki ben yaptım. Neyse yanına gittik, biraz deli dolu olduğu için ben de yanımda gittim, tutmaya çalışıyorum. Çıkarsa ben de çıkacağım. Nereye çıkıyor? Bir de i̇şte. O mu? Bir de o sinirlenecek. Evet. Milyon adet yanlış. Çünkü pozisyon. Sevmez öyle şeyi. Odayı çekeceksin, güzel bir şekilde konuşacaksın. İkinci hatayı gene yapacak ama. Yapmadan durmaz. Neyse evet. İş patladı. Güzelce geldi. Bütün müdürler geldi. Bizi de çağırdılar. İşte neden olduğunu sordular. Dedi dikkatsizlikten dolayı oldu dedi. İşte uzattılar imalat müdürü de. Dedi arkadaşım dedi ki yapılacak hiçbir şey yok dedi. Ustan var mı dedi. İmalat müdürü evet var dedi. Abi ham madden var mı dedi. Var dedi. Kalıbı ben yollayayım basın o zaman ne uğraşıyorsunuz dedi. Evet gülünecekti ama kimse gülmedi burada. Evet. Ben bunu üç kere anlattım. Üçünde de güldüler. İşte demek Allah'ın hakkı üçmüş. Evet. Yani öyle dedi. Bu biz buradaki komiyi anlamadık. Bizimle ilgili bir problem herhalde. Yani beyefendi diyor ki yanlış oldu. Şu an geri dönülebilir mi? Dönülemez. Ham madde var mı? Düzeltilecek durum var mı? Düzeltsenize ne konuşup duruyorsunuz? Ama milyon adet. Çok adetli iş. İşte biz de onun trajik durumundan gülmedik. Bence de yanlış zamanda yanlış cümleler kurdum. Siz mi? Ama bir hızlı başladınız. Şakalarla başladınız. Orada zaten demek... müdürümüz de öyle diyor. Sen konuşurken çok hızlı konuşuyorsun diyor. Hiçbir şey anlamıyorum diyor. 10 dakika sonra tekrar beni çağırıyor. Tekrar konuşuyoruz. Evet. Sakin ama bir şekilde. Müdür sizi çalıştırmaya devam ediyor değil mi? Kesinlikle. Yani? Kendisi ikizler burcu. Anlığı anlığı tutmaz. Gülerken direkt fırçalayabiliyor yani. Yani siz böyle müthiş bir ekipsiniz o zaman. Süperiz. Biz 14 kişi geldik. O zaman hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Muhasebecimiz de burada. Şu Selim Bey olayı aslını anlatabilir mi? Söz hakkı doğdu. Ya bana bir söz hakkı doğmadı da siz verdiniz yani de. Doğmayaydı iyiydi. Ben verdim. Ben dedim ki burada bu Selim kesin 1 milyon adet malı yanlış basmıştı. Ya yok ya bir şey yok. Yani ölen ölmüyor. Yani yapacak bir şey yok. Oldu yani, bir daha basıldı yani. Evet. Peki sizin işteki torpil nereden geliyor? Ölenle ölülmüyor diyor. Çok ben çok güzel fazla ya. Bir şeyleri sallamıyorum, öyle söyleyeyim. Belli onu. Evet, peki. Hep böyle güler yüzlü olun inşallah. Eyvallah. Mutluluklar diliyoruz. Eyvallah. Size de eyvallah. Çok sağ olun. Müdür bey gülüyor ama yani, o yüzden sıkıntı yok. Bir şey daha sorabilir miyim? Tabii. Siz ya, soruyorsunuz. Hep dikkatimi çekiyor. Sizin krem rengi pantolonunuz, altınız hiç değişmiyor. Ya, çok dikkatimi çekiyor. Bu pantolon değişmiyor mu? Evet, hep krem rengi böyle pantolonu 123C gibi böyle açık krem tarzında. Ya geçen sene de devamlı kırmızı pantolon giyiyorsun dediler. O zaman ben bu sene izlemeye başlıyorum. Yo, geçen sene de izledim ben. Nasıl güldüler ama? Bunu da ben yaptım. Evet. Çok güzel. Bir moda yarışmaları var ya, orada aslında konuşulacak konular bunlar ama... demek dikkat ediyorlar, biz de biraz daha dikkat edelim o zaman. Evet, yani dikkat evet. Değil de hani şey gözüme çarptı yani. Ya çarpan pantolon olsun. Çok doğru. Teşekkür ediyorum. Şey yaparsanız geçen bölümlere değişiyor. Aa, bizim veriyorlar. Değişiyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tamam, sağ olun. İlginize sağ olun. Sağ olun. Böyle dikkatli seyircilere ihtiyacımız var. Evet, şimdi her an arkadaşlarını sinir eden bir arkadaşımız gelecek efendim. Yancı bir arkadaş. Daha önce tanıdık bu karakterimizi. Bakalım bugün ne yapacak? Bugün belki de iyi geçinir diyeceğim ama pek umudumuz yok. Seyredelim, görelim efendim. Evet. Gene krem ya.
artık ya. Bir kere de kot giy bir adam. Krem krem yetti vallahi. Orada Kudret geçmiş olsun. Sağ ol canım. Hayat sen neye baktın? Gözüme çarptı. Ne? Ne çarptı senin gözün? İnşallah çarpan pantolondur. Hadi oğlum ihtiyar. Hadi koş ihtiyar. Koş oğlum ihtiyar. Koş ihtiyar. Koş oğlum. Koş oğlum. Hadi birinci gelirsin. Hadi lan. Sonuncu geldi ya. Oğlum Fikri. Bak sen bu hırsını var ya dükkanına harca Sabancı olurdun yeminle ya. Ozan. Oğlum hani şeker yok masaya da koymamışsın. Ha kasada saklıyorum abi dur getireyim. Oğlum sen şekeri niye kasada saklıyorsun? Abi yalayut hayvanı yaban domuzu gibi dalıyor bütün şekerlere ya. Ne yapayım ben de böyle bir önlem aldım. Ha. Ozan kasa kaç lira? 6.000 lira. Şeker kaç lira? 6 lira. Manyak mısın oğlum sen? Abi 2 ay yemesi çıkarıyor kendi parasını. Düşün ne kadar yiyor hayvan ya. Ama merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Yalayut'a karşı son önlemimi alıyorum abicim. Son önlemimi abicim. O ne lan? Giriş parası. Giriş ücreti. O canını verir, giriş ücreti vermez abicim. Ha merak etmeyin, sizden almayacağım ha. Ya İsmail demişken, geçen gün biliyorsunuz kahvede tatsız şeyler yaşandı. Yani benim de kan şekerim düşüktü, kolay sinirlendim ama bence o gün İsmail'e haksızlık ettik. Yapma hocam, 35 yaşında adam hala bayramlarda şeker toplamaya çıkıyor ya. Hadi Kurban Bayramı'nı, Ramazan Bayramı'nı geçtik de... Kabotaj bayramında şeker toplamışsınız ya. Yok yok hayatıcığım. Gene de o günkü tepkim doğru değildi, yanlıştı ama... bunlar hep yalnızlıktan. Ben de yalnızım. Bak İsmail de yalnız. O yüzden bizimle bir bağ kurmaya çalışıyor. O ruh halini ben çok iyi bilirim. Ama neyse ki benim yalnızlığım bugünkü randevumla son bulacağım. Ooo! Hayırdır hocam? Akşam kaça git mi kesiyoruz ha? Aşık olduğum kadınla ilgili böyle şakalar yapma Ozan. Özür dilerim hocam. Hocam, kim bu şanslı kadın? Sevdalı memurlar Facebook sayfasından tanışıp yazıştım öğretmen. Çok iyi anlaşıyoruz. Onunla buluşacağım. Çok da heyecanlıyım. Yani açıkçası bu buluşma galiba benim yalnızlığıma son verecek. Bakalım işte hayırlısı artık. O iş bitmiş hocam. O iş bitmiş. Hayırlısı olsun. Parfüm kokusu nereden geliyor diyorum. Bak buraya kadar geldi. Bak bak bak. Cümletten selamın aleyküm. Amirlerim, hepinize hayırlı kandiller. Ya benim çok fena tansiyonum düştü. Bir avuç kesme şeker versene bana o zaman. Yok sana kesme şeker ya. Sana bundan sonra bedava selam bile yok yalayut. Kapıdaki uyarıyı görmedin galiba. Giriş ücreti 5 TL. Bilmiyorum. E tamam abi koymaz size 5 kişisiniz. Herkes 1 lira versin. Bitti gitti. Ha? 1 lira be abi. Ölür müsünüz? Ulan kendi mekanıma girerken giriş ücretimi vereceğim ya. Ne yapayım? Sağ cebimden alıp sol cebime mi koyayım? Tamam Ozancığım tamam sinirlenmeyelim. Ama hocam yani. Sinirlenmeyeceğiz. Sakin olacağız. Giriş ücretini bana yaz tamam. Adamsın. Yemin ediyorum İbrahim hocam adamsın. Kral adamsın. Şu şekerleri de al. Vallahi ben kullanmıyorum. Geçen günkü sürtüşmemiz için özür mahiyetinde. Çok teşekkür ederim. Hemen bana bir çay söyle İbrahim hocamdan. Adam, adam. Ulan İsmail, tuvalet fırçası gibisin ha. Seni sevmiyoruz ama bir şekilde hayatımızdasın. Hay abi, hay. Abi. Al. Ulan bu saate kadar gelmeyince yırttık zannetmiştim ya. Neredeydin sen? Ha, kız istemeye gittik abi. Yalayut. Kime kız istediniz oğlum? Vallahi bilmiyorum abi. Kız isteme var dediler. Ben kahve içmeye takıldım peşlerine gittim. Damadın kaknesine tuz koymuşlardı. İçemedi. Onu da ben içtim. Peki kimse demedi mi lan sen kimsin diye? Dedi abi dedi. Ne zaman dedi? Ya baldızı da bana verin dedim.
bir baldız ya, ölür müsünüz dedi. O ara dedi. Sonra dedim kavga çıkardılar abi ya. Yağüt. Buyurun abi. Oğlum senin bu baldız takıntın ne lan? Ha? Bak demedi deme. Bir gün bu yancılıktan öleceksin ha. Evet abi. Tövbe abi, tam bitiremedim ben. Ben okudum ama ya. Ama bir köşe yazısı be abi. Ölür müsün ya? Ben okuyacağım oğlum. Sana vermeyeceğim ya. Allah Allah. Aa, ense tıraşın gelmiş Fikri abi. Berbere gidelim ya. Ben de şu yanları aldırırım. Ulan kıllarıma da mı yanlayacaksın? Yala yut. Allah Allah. Abi bir tıraş be abi. Ölür müsün? Ya manyak mısın oğlum ya? Kandil günü benim asabımı bozma. Al lan okumuyorum ya. Ana bugün kandil ya. Dur şu eşe dosta bir mesaj yazayım ya. Herkese hayırlı kandiller hayati bayat gönder. Gönderme gönderme. Abi benim adımı da eklesen oraya. Herkese hayırlı kandiller hayati bayat İsmail döneminden. Öyle yaptın abime. Hadi be abi. Oğlum biz seninle Oya'yla Bora mıyız ya? Emel'le Erdal mıyız? Niye ortak mesaj gönderiyorsun? 16 karakter mi abi? Ölür müsün? Ben de sevaba gireyim hadi. Adam sevaba bile yanladı ya. Tamam lan tamam. Tamam abi. İki doğdun kudre. Allah Allah. Leman bu ne ya? Ay hayatım ne işte o günü kutlamadım. Dedim ben de geldim işte. Sen mi aldın oğlum bunu? İlk maaşım da aldım. Lan. Bu benim oğlum, düşün. Hay Allah'ım ya Rabbim ya, olacak iş değil. Büyük sürpriz oldu. Ben daha önce hayatımda hiç mum üflemedim ya. Dur 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 dur, üfleme. Bir dilek tut, kesin çıkacak bak. Haydi bakalım, dur. Lan oğlum, benim doğum günü pastama niye üflüyorsun? Bir dilek tutacaktım, ona da mı yanladın? Öldürürüm oğlum seni bak. Bir dilek be abi, ölür mü sen? Öl ulan, bırak ulan. Vallahi bırak. Tamam, kalırsın tamam. Artık ha. Bak şuna bak ya. Yenge, tamam siz şu pastayı alın, evde kesin. Bu hayvan size bırakmaz yoksa hadi. Vallahi istikbal mi yanlar bunlar? Gel oğlum. Görüşürüz Mesut. Bir dakika, bir dakika. Anlamadım ben. Şimdi sen Kudret'in eşisin Leman. Mesut da Kudret'in oğlu mu? Evet. Evet. Boyundan büyük hislere kalkışmış. Ya. O nasıl olabilir ya? Öyle dediler, ben de inandım. Ben de inandım. Evet, yani şimdi o zaman şöyle. Şimdi bu durumu da oğlun görüyor ya. Evet. Bu küçük oğlun için bir travma. Şimdi böyle olunca gitsen, de ki oğlum sen böyle insanlardan uzak dur gibi bir nasihat et. Gözün içine bakarak nasihatta bulun. Oğlum. Baba. Ya. Olmuyor işte, olmuyor. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi... değerli seyirciler, buraya çok dikkat edin neler olacağına. Şimdi göz göze olun. Şimdi nasihat ederken gel otur oğlum de. Oturun ve sonra nasihata başla. Evet. Tamam mı? Gözlerinizi hiç birbirinizden ayırmayın. Gel otur oğlum. Aa. Eşitlendiler. Aynı boy. Oturunca ya. Aynı boyda oluyorlar ya. Bir tek ekip halinde biz mi şaşırıyoruz buna? Bir daha kalkın bak. Göz göze kalkın. Bakın. Pardon, bir dakika. Hiçbir hile yok. Bakın. Bakın burası... Siz durun, siz durun. Göz göze durmaya devam edin. Bakın, hiçbir hile yok. Bak. Boş buralar. Oturun. Evet. Şimdi oturun. Gel oğlum. Bu nasıl olabiliyor? Biz ekip halinde şaşkınız efendim. En merak ettiğimiz konu bu. Gerçekten daha çözemedik bunun nasıl olduğunu. Ben söyleyeyim efendim. Buyurun. Birimizinki yere daha yakın. Pardon. Nasihat kısmından alın yine göz göze otur. Sen böyle arkadaşlar edinme oğlum. Hadi şimdi git de alnından öp. Yolla oğlunu oradan devam edelim. Gel oğlum gidelim. Bunlar senin istikbaline bile yanlarlar. Mesut. Baba. Oğlum. Babam. Yavrum. Sana bir nasihat vereceğim ama böyle çok etkili olmaz. Oturalım. Maşallah boyu kadar oğlu var. Yavrum dikkat et yanlamasınlar.
Öp, öp yolla. Hadi git baba ya. Oğlum! Ne acı bir hayatım varmış ya. Yalayut! Munami. Yalayut! Bak beni dinle, milletin özeline girme oğlum. Aynen abi, böyle uyarılara çok ihtiyacım var abi. Senin aklına, fikrine, bilgine çok hürmet ediyorum hayat abim benim. Sana 24 saat ulaşabilmek isterim ama telefonun yok bende abi ya. O zaman yaz oğlum, 0-500. Öyle değil abi, senin telefonunun modelinden yok bende. Bana bir telefon alsana be hayat abi. Oğlum Yalayut, sen benim kızım mısın, oğlum musun? Ben sana niye telefon alıyorum ya? Bir akıllı telefon mu abi, ölür müsün? Bak Fikri abi kontör yüklüyor. Asla öyle bir şey yapmayacağım lan. Ama sen telefon alma, sen kontör yükleme. Ben Kudret abimin hemşireyi yerine nasıl mesaj atayım abi? Ne? Bir yeme abi, ölür müsün? Arkadaşlar, siz de gördünüz. Ben bunu artık çok pis döverim. Ne? Kalın buraya! Buraya gel! Oğlum gel! Çocuklar, aa! Yine aynı noktaya döndük ama ne kadar acı. İsmail'in bu hareketleri bir yardım çığlığı. Anlayın artık. Ama İbrahim hocam, ne çığlığı ya? Adam bir liranın peşinde. Ay hayatım lütfen. İsmail, gel oğlum otur bakayım. Otur, konuşacağız seninle. Konuşalım hocam. Oh. Konuşalım ama midem kıyılıyor, kafam tam almaz. Bana iki tane toz söyleyelim. Hocamdan iki tane toz. At ozancım, at iki tane toz. Karışık olsun. Tamam, şimdi bak. Bak İsmail. Buyur hocam. Hocam, bu koku senden mi geliyor? Evet, biraz parfüm süründüm. Canım hocam, canım hocam, bir tanem benim. Oh, maşallah. Çok seviyor seni ya. Çok bayılıyor sana hocam ya. Maşallah. Ulan parfüme yanlayacağım diye kedi gibi sürtünüyor parazit. İsmail tamam. İsmail tamam artık kafanı sürme oğlum. İsmail'cim otur. Tamam. Otur yeter ya. Tamam hocam. İsmail'cim bak ben senin neden böyle yaptığını biliyorum. Neden yapıyorum hocam? Yalnızlıktan. Ben de yalnızım. Yapma ya. Anladın mı? Ben çok iyi bilirim bu ruh halini. Şimdi ikimiz de yalnız olduğumuz için bazen bazı konularda fevri davranabiliyoruz. Ama ben bunu değiştirmek için bir şey yaptım. Bugün birisiyle buluşuyorum. Aa, ben de geleyim mi hocam? Dost meclisine gitmiyorum İsmail. Bir hanımefendiyle buluşacağım. Olsun olsun, benim için problem yok. Kaçta çıkarız? İsmail'cim bu romantik bir buluşma ya. Tamam hocam, ben de romantik buluşurum. İki kişi daha romantik oluruz. Sapık gibi oluruz oğlum, öyle olma İsmail. Seninle ilgili konuşuyorduk ama kafamı dağıtma bak şimdi. Ne diyordum? Senin şimdi bu yalnızlığınla... Hocam, bu hanımefendinin adı neydi? Ayşen, ne yapacaksın? Ya bir feşten bakacağım hocam. Neden bakıyorsun Ayşen Hanım'a? Bir bakayım be hocam, ölür müsün? Ama İsmail öyle bakılmaz, bu özel bir durum yavrum. Bakıyorsun ama şu anda İsmail. Bak. Yalnız. Yengem de maşallah ha, serfil çakmaklı gibi. Ama İsmail, ben bu buluşma için bir yıldır bekliyorum yani. Ayıp değil mi? Benim bir seviyeye kadar getirdiğim bir... Ekleme talebi gönderdin ama kadına yavrum. Hocam, siz buluştuğunuzda olmazsa ben mesaj atabilir miyim? Atamazsın. Aşığım ulan o kadına ben. Kalbi mesaj atıyor o bana. Bir mesaj mı hocam? Ölür müsün? Öldürürüm lan seni, fütursuz asalak. Ayşen benimdir. Çok beğeniyorum onu. Bak hala bak. Cep, ulan mesaj atıyor, yapma lan. Gidiyor Ayşen Hanım, elden gidiyor. Hocam. Dürttü be kadını, dürttü. Evet, bir arkadaşımız var efendim. Eski beraber olduğu kişiyle karşılaşacak. Bunun bu karşılaşmanın güzel geçmesi, belki de onu kıskandırmak için planlar yaptı. Bakalım bu planlar yolunda gidecek mi? Arkadaşımız amacına ulaşacak mı? İzleyip görelim. Buyursunlar. Ay,
çok güzel oldun sen ki böyle. Ay geldiğine çok şaşırdım. Ah niye aşk olsun, en sevdiğim arkadaşım düğününe gelmeyecek miyim ya? Aşk olsun ya. Ya sağ ol sağ ol da ne bileyim, yer olmadığı için seni eski sevgilin Bilal'le aynı masaya koyduk ya. Gelmezsin diye düşünmüştüm. Sonuçta ayrıldıktan sonra bir yıl rehabilitasyon merkezinde yattın. Ne dediğini anlamıyorum. O derece eski zaman geçmiş gitmiş ya. Allah aşkına kim hatırlar o günleri? Zaten şey, benim şimdi birazdan buraya bir sevgilim gelecek. Sevgilim var artık. Nasıl ya? Ya sevgilim mi var? Evet, inanamazsın. Ama o gelmeden önce geleyim ki. Direkt sevgilimle böyle. Ay iyi, çok iyi yapmışsın. Kız, Bilal'den yakışıklı mı? Erkek diyorum Mehtap. Yeryüzündeki 4 milyar erkeğin hepsi Bilal'den yakışıklı. Ya. Doğru söylemek gerekirse aslında bu durum çok da umurumda değil. Bugün yani ömrümün en mutlu günü oldu diye kavga dövüş çıkmasın istedim. Yeter, onun için sormak istedim. Tamam mı? Yok. Ben şimdi gidiyorum çünkü tamam. Organizasyon tamam. Var. Çok heyecanlıyım. Tamam. Müzisyenler ne yapıyor ona bakmak zorundayım. Tamam. Düşmeden gidersem harika olacak. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. Ay çok heyecanlıyım ya. Gelmez. Ah, Allah'ım gelmez dediler de geldi. Yeter çok Hanım. Şükür. Merhabalar efendim, ben Yeter. İyi günler efendim. Merhaba. İsmail Elektronik'ten bir nakliyemiz var. İsmail Bey, delicesine sizi bekliyorum. Yani neredeyse misafirler gelecekti ve ben burada mağdur şekilde kalacaktım. Robot içinde. İçinde. Yes. Teknolojinin geldiği son nokta Yeter Hanım. Kazo 2100. İdeal erkek robotu. Bu robotla birlikte düşmanlarınızı çatlatacaksınız. Eski sevgilinizi delirteceksiniz. Bu modelden ben Madonna'ya verdim. Delirdi, delirdi. Bayıldı. Vallahi mi? Vallahi. Madonna'nda mı ihtiyaç olmuş? Ya. Ay çok enteresan. Ben de memnun kalır mıyım? Kalmaz mısınız efendim? Bir kere normal erkek gibi kokusu, fısı pısı, hiçbir şey, gazımızı, hiçbir şey yok. Vallahi yok. Ayrıca bu modelin özellikle seçilmesinin sebebi dırdıra mukavemette efendim. Ah. Sabaha kadar, istediğiniz kadar konuşun, dinliyor. Bana mısın demiyor. Aman o pek işime yaramaz. Ben hiç dırdırcı bir insan değilim. Ha. Ha. İsterseniz açayım. Buyurun. Kazo 2100. Allah'ım. Allah'ım çok şükür. Çok şükür ya Rabbi. Allah'ım. Bu mudur? Evet, açayım mı? Evet, lütfen. Çok heyecanlıyım. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun. Yeter, çok hoşsun. Ay, çok hoşsun falan diyor ya. Beyefendi, benim eski Bilal var ya, bunu görünce çatır çatır çatlayacak orta yerinden. Yalnız kafama bir şey takılıyor. Dudakları çok mu büyük? Ha, orada şarj ünitesi var. Evet. Ha, tamam, iyi oldu. Peki, nasıl çalışıyor? Ha, efendim kumandayla çalışıyor. Ha. Bakın burada, şuradan karşılaştırabilirsiniz. Tamam. Modları var efendim. Tamam. Bakın şu anda isterseniz hava atma moduna bastım. Ya ne geldi aklıma biliyor musun? Geçen gün bu Miami'deki yazlığımda bir parti verdim. Brad Pitt'le biz yat kulübünden tanışıyoruz. Şimdi ben bunu partime çağırmadım diye. Bu bir bozul, bir bozul, bir bozul. Benimle idare ederiz. Çok iyi. Efendim bu modeli erkek kanka isteyen insanlar da seçiyor. Ha. Bakın erkek kanka modu var. Ne yapıyor lan? Kanka, vay buruma bak benim, buruma bak be. Ulan adamın dibisi, gel buraya. Gel kral, kral, kral bu kral. Ben değiştiriyorum efendim, değiştiriyorum. Asker arkadaşı, asker arkadaşı modu var. Bakayım başka ne modlarımız asker var. Asker arkadaş modu mu? Tabii hiç işime yaramaz onlar. Başka? Halı saha arkadaşı ne var. Ne yapacağım abi onu? Batak evet. Arkadaşı var. Batak mı? Ay, çapkınlık arkadaşı var. Hepsi var efendim. Onları istemem. Ben sevgili şeyi istiyorum. Ha. O zaman şuradaki kırmızı düğmeye basacaksınız efendim. Kırmızı düğme. Dikkat edin. Ateşli aşık modu. Deme. Basıyorum. Bas. Seni seviyorum. Ne istiyorum biliyor musun? Bütün geceyi seninle baş başa geçirmek. Ateşli bir gece olsun ama olur mu? Öp beni. Ay, dur 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 dur. Öp beni, öp. Harika. Tam bendik bu var ya. Bunu görünce eski sevgilim çatır çatır çatlayacak. Harika bir şey bu. Bakın başka mod isterseniz hepsi burada tamam, yazıyor. Hepsi yazıyor değil mi? Yanlarında da renkleri tamam, var efendim. Önemli. İşte bunlara basıp bir şekilde tamam. Hallediyorsunuz. Halledeceğim. Hadi ben kaçtım. Allah'ım tamam. Dur şimdi neydi? Kıskançlık modu için kırmızı. Kanka modu yeşil, maço modu sarı. Ay, inşallah karıştırmam, Allah sen bana yardım et. Teyzeciğim özür dilerim, 5 ne oğlum? Aa! Aa!
Sen miydin ya? Ben de seni böyle çökük görünce teyze sandım. Alt açıdan bakınca büyük görmen normal tabii Bilal. Canım, merhaba. Ben Çiçek, Bilal'in kız arkadaşıyım. Merhaba Çiçek, çok memnun oldum. Geçmiş olsun. Niye? Ne oldu ki? Sevgili olarak Bilal'i seçtiğine göre bir beyin hasarın filan var herhalde. Çok komik ya. Sen buraya yalnız mı geldin? Tek başına mı? Üzücü. Hayır Bilal, yalnız ve tek başıma gelmedim. Erkek arkadaşım Kazım'la beraber geldim. Merhaba, ben Kazım. Bu muhteşem kadının sevgilisiyim. Ay Çiçek, çok affedersin. Böyle aç bir insanın önünde döner yermiş gibiyim ama... Ne yapacaksın işte hayat? Kimine kavun, kimine kelek. Evet ya, iyi bilirim. Bana da çok kelek denk geldi. Ay ya canım, her şey tip değil tabii ki. Çiçek, bunu bizim ilişkimize dayanarak söylemiyorsun değil mi? Aksaklık olduğu için tam açıklarsak herkes anlasın. Yok canım, yani Bilal tam bir aşk adamıdır. Onun sevgi sözcükleri yeter. Ya yok be sen de. Öyle mi? Yeter. Efendim Kasım. Senin bu ellerin var ya, bana her gece şiir yazdırıyor. Ay. Öyle narin, öyle naif, tıpkı ruhun gibi. Sen benim hayatımda gördüğüm en güzel kadınsın be sevgilim. Böyle övgüler mi Çiçek? Yok be, yanından bile geçmez. Niye öyle diyorsun Çiçek? Senin bu kolun var ya. Yani böyle börek gibi ya. Börek mi? Ne böreği be? İşte kol böreği. Ama onu böyle şey gibi, şiir gibi düşün. Hani normal bir kol böreği değil. Şiirimsi bir. Ya bu ne ya? Bu ne kardeşim? Biz mahalle çocuğuyuz böyle mıç 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 mıy mıy mıy. Şuna bak. Suratına konuşuyoruz, ya Rabbi şükür diyor. Püh! Yo, hiç de öyle demez. Değil mi Kazım? Ne biçim adam çıktı ya? Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Lan sana bir çakarım, sorgu meleklerinin karşısında uyanırsın. Özür dile lan benden. Özür dile lan. Özür dile. Tamam, ben senin küçüğünüm, ne bu hareketler ya? Tamam, çekil ya. Tamam Kazım, bırak, bırak. Hem niye yoracaksın kendini, bir koyacaksın. Gerisi boşa gidecek ya. Sen şeyi anlatsana Kazım. Hani biz seninle nasıl şey yaptık? Hani ilk tanıştığımız şeyde ne hissetmiştin bana? Ya şimdi biz bununla askerdeyiz, tamam mı? Benim alt değerim. Abiciğim, ben koğuşa girdim, tamam mı? Nasıl horluyor? Hor, hor, hor. Böyle koğuş sallanıyor. Bir dakika, siz askerden mi tanışıyorsunuz? Ay nasıl kötü duruma düştü salak. bu hep böyleydi benim alt devrem ya. Hep böyle. Sen saçmalıyorsun görecek ya, alt devre falan. Devrelerin karıştı herhalde senin. Sen şeyi anlat. Seninle el ele geçen gün nereye gittik Kazım? Abicim geçen gün pavyona gittik, tamam mı? Ama ortam nasıl biliyor musun? Nasıl? Acayip güzel yani. Şimdi abi bu bana uzaktan tam böyle sağ taraftan kayıyor, tamam mı? Kesti topu, böyle muz orta dedikleri. Ben yükseldim kafayı, çaktım topu. Abi koz versene, abi koz ver. Koz ver abicim. Ya battı ki ya! Ne biçim oynuyorsun be? Ne biçim oynuyorsun ya? Süper ya! Bu hayat eşi bulacağına batak eşi bulmuşsun. Ay makyajım aktı. Ben gideyim de tazeleyim git, şunu. Git çabuk aşkım. Ay çok güldüm. Rezillik. Dur hadi ya. Ben de seni şu yetecek firmanı. Ben de seni şu ananı arayayım. Ananı arayıp geliyorum hemen. Süper ya. Harika oldu. Vallahi çok güzel oldu ama gülmekten yemin ederim ter bastı ha. Burada bir klima milima bir şey yok mu ya? Burada kumanda var. He? Ha? Ha eyvallah kardeşim benim. Bu kırmızıya bir basayım. Seni seviyorum. (Gülüyor)
Eyvallah kardeşim. Ben de seni sevdim. Ne istiyorum biliyor musun? Ne istiyorsun? Seninle baş başa bir gece geçirmek. Sadece sen ve ben. Benimle baş başa bir gece geçirmek istiyorsun. Amaç? Kucağına yatıp yıldızları seyretmek istiyorum. Yıldızlar derken herhalde futbol yıldızlarından bahsediyoruz. Messi, Ronaldo falan değil mi? Kucağımda izlemen de bir garip ama ne bileyim. Çünkü sana dokunmak istiyorum. Seni hissetmek istiyorum da ondan. Ulan bak elimin tersini hissedersin şimdi ha. Geri bas. Ne öpeceğim lan seni? Eski sevgilimin yeni sevgilisini öpecek kadar küçülmedim. Aa, ne oluyor ya? Bir sesler geliyor Bilal. Ne olacak? Ne? Sevgilim bana yürüyor. Aa. Bak hala yürüyor. Ya çok kasıldım. Biraz gevşe ya. Senin o dudağını kemçük ağzını gevşettirim ha. Şarj ünitesi bozuldu. Şarj ünitesi bozuldu. Kendimi uyku devreye sokuyorum. Aa, bu robot galiba. Bu ne? Bu, bu konuşamayan robot mu olur? Bu robot mu bu? Evet ya, oldu bitti işte. Ben de tam itiraf ediyorum ya. Ben seni kıskandığım için tek gelemeyeceğim bakımından sevgilim de olmayınca izlemezdim. Yanında ezilmeyeyim diye robot kino aldım. Acayip mutluyum şu an. Aa, rezile bak. Gitmiş robot almış. Sen beni unutamadın mı ya? Yeter! Rezilim ya, yapma! Rezil. Ay nasıl salak duruma düştü? Ay nasıl mutluyum ben ya? Bilal, he? Bak bu oyunculuk... Konuşuruz, konuşuruz. Onları konuşuruz ya. Sonra istersen. Ben daha fazla para istiyorum ya. Ya ay sen dürtüp durma, valla daha fazla para istiyorum. Senin sevgilini oynamak da çok zor bir şeymiş yani. Ben 10 yıldır oyunculuk yapıyorum. Bu kadar sonra... Aa, yeter! Rezil! Aa, ezik rezil! Beni kıskandırmak için ajanstan parayla kız mı getirdin buraya? Solo gözük, ezik ya. Bu da benim. Rezil, ezik. Benim para işi de yattı herhalde. Oldu. Görüşürüz. Çok pardon. Ay yazık ya. Demin kikir kikir gülüyordu, şimdi gidiyor ya. Ne oldu, sevgili terk mi etti Bilal? Tamam be, tamam terk etti. Tamam. Unutamadım seni, anladın mı? Yalnız başıma ezik gibi görünmek istemedim. Seviyorum ulan seni daha. Bilal, ben de seni çok seviyorum. Çok özledim aşkım. Nasıl? Vallahi aşkım. Aman. İçimde kaldırmıyorum. Lan! Sen de bir daha öyle şekil mekil yapma abine bak vallahi. Devrelerini sökerim ben senin. Yok etme modu devreye girdi. Hedefe kilitlenildi. Bu ne çeşit yok edecek bizi? Nasıl yok edecek bu? Robotların istilası. Güldür, güldür, dünyayı güldür. Döndür, döndür, dünyayı döndür hayal.